Hanımlar, beyler, herkese yeni bir videodan daha Rusya'dan, Moskova'dan tekrar merhabalar. Geçtiğimiz günlerde dünyaya çok önemli açıklamalar yapan Vladimir Putin'in bu açıklamalarını sizler için derledim ve sizler için şimdi okuyorum. Geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya 24 televizyonlu açıklamasında Kiev'de hazırlanan ve Rusların, Ukrayna'nın yerli halkların arasında çıkarılmasını öngören yasa tasarısına tutumuyla ilgili soruya "Elbette olumsuz. Bunun karşısında başka nasıl bir tutum olabilir ki?" dedi. Putin, "Bir zamanlar bu topraklarla birlikte Rusya devletine katılanların kendilerine Rus dediği herkesin bildiği bir gerçek. Bu yüzden Rusların yerli halk olmadığını söylemek yanlış olmanın ötesinde gülünç ve aptalca ifadesini kullandı. Ukrayna halklarını yerli ve yerli olmayanlar olarak bölmenin Nazi Almanyası'nın fikirlerine benzediğini dile getiren Rusya lideri, bu tasarının uluslararası insani hukuk kurallarına uymadığını söyledi. Putin, başta AGİT olmak üzere Batı'nın bu tasarıya tepkisiyle ilgili soruya "Hayır, bu konuda hiçbir şey bilmiyorum ve sanırım hiçbir tepki olmayacak diye tahmin ediyorum" diye konuştu. Düşünsenize, Türkiye'de Kürtlerin Türkiye'li olanı ve Türkiye'li olmayanı için bir yasa tasarısı hazırlanıyor. Evet, durum aslında bu şekilde. Putin devam ediyor. Buyurun. Kiev'in Rusları Ukrayna'nın yerli halkı olmadığını ilan etme fikrinin genel olarak tüm Rus halkına güçlü, çok ciddi bir darbe olduğunu dile getiren Putin, "Elbette buna kayıtsız kalamayız" dedi. Putin, "Bu tasarı Ukrayna'daki yüz binlerce hatta milyonlarca insanı ülkeyi terk etmeye ve etnik kimliğini değiştirmeye zorlayacak" diye ekledi. Rusya Devlet Başkanı ayrıca Ukrayna'daki Ruslarla ilgili bir makale yazma fikrinin olduğunu da söyledi. Rus lider, "Bu konuda daha ayrıntılı, daha detaylı fikir beyan etmek istiyorum. Daha önce 2. Dünya Savaşı'nın nasıl başladığına dair ayrıntılı bir makale hazırlamıştım. Şimdi de bunu düşüneceğim" diye ifadelerini kullandı. Tabii bu kadar sorudan sonra gazeteciler Ukrayna milli formasına, futbol takımının formasına işlenen Kırım haritasında Vladimir Putin'e sordular. Bu arada hala abone değilseniz Rusya'dan içerikler, gezi vlogları, seyahat videoları için kanala abone olmayı unutmayın. Devam edelim. Ukrayna millilerinin Euro 2020 maçlarına çıkacağı formanın duygularını incitip incitmediği sorusuna hayır yanıtını veren Putin, "Burada yeni bir şey yok. Zira Ukrayna yönetiminin Kırım duruşunu çok iyi biliyoruz. Onlar Kırımlıların beyan ettiği iradeyi hiçe sayıyor. Bu da demokrasinin ne olduğu anlayışıyla pek uyuşmuyor" diye konuştu. Ardından Rus lider, Ukrayna'nın NATO'ya katılımı ve katılma planı ile ilgili tekliflere gelince, "Evet, uzmanlarımızın yorumlarını görüyorum. Medya ve politikacılarımızın tepkisini görüyorum. Herkes Zelenskiy ile biraz alay ediyor. Bunun gevezelik olduğunu, hiçbir şey başaramayacaklarını söylüyorlar. Fakat ben farklı bir düşünceye sahibim" ifadesini kullandı. NATO'nun genişlemesine gelince, NATO'nun Rusya sınırlarına yaklaşması Rusların ve Rusya'nın güvenliği için son derece önemli bir şey diye sözlerini kaydetti. Ardından ise NATO'nun doğuya yönelik iki dalga halinde gerçekleştiğini anımsayan Putin, "Bunun Rusya ve kolektif Batı arasındaki ilişkilerin oldukça makbul, hatta iyi anlamda ortaklık içinde olduğu dönemde yaşandığını, ancak Moskova bu tedirginlikleri görmezden geldi. Kaba söz kullanmak istemiyorum ama çıkarlarımıza zamanında tükürmüşler." Polonya ve Romanya'daki Amerikan füzelerinin Rusya başkentine 15 dakikaya varabileceğini anlatan Putin sözlerini şöyle sürdürdü. "Ukrayna'nın NATO üyesi olduğunu hayal edin. Harkov veya Dnipropetrovsk'tan Rusya'nın merkez kısmına kadar uçuş süresi 7 ila 10 dakikaya iniyor. Bu bizim için kırmızı çizgi mi değil mi? Bunu teklif edilen ve müzakere edilenlere yönelik tepkimizin nasıl olması gerektiğini kim düşünmeli? Ukrayna'nın NATO üyeliği ile ilgili Kiev ve Batı'nın hangi anlaşmaya vardığını bilmiyoruz ve bunu göz önünde bulunduramayız. Ukrayna nüfusunun en az yarısı ülkenin NATO'ya üye olmasını istemiyor ve bunlar savaşta harcanan erler olmak istemeyen akıllı insanlar" diyen Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin görüşme önerisi sorulduğunda şu şekilde cevap verdi. "Tabii ki her zaman konuşacak bir şeyimiz var. Çünkü biz komşuyuz.
Ama şimdi mesele bu çirkin yasa tasarısı bile değil. Gerçek şu ki idare düzeyinde ne konuşmak istediklerini sorduğumuzda öyle bir yanıt aldık ki belki size garip gelebilir ama bunun bir sır olduğunu düşünmüyorum. Bize uluslararası güvenliği görüşmemiz teklif edildi. Bu elbette dünya için önemli bir konu. Uluslararası güvenlik Rusya ve Ukrayna dahil herkes için önemli. Ama bence ikili ilişkilerimizde o kadar çok sorun var ki önce bunları konuşmamız lazım diyerek sözlerini sonlandırdı Rusya Devlet Başkanı. Sizler de bu satırlar hakkındaki düşüncelerinizi kanalın altındaki yorumlar kısmına yazarak dillendirebilirsiniz sevgili dostlar. Her hafta attığım videoları takip etmek için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, takipte kalın. Baka baka.